katkılar sağlamış. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nurcan Kanal. Bu doğum çok mutludur. İnsan emniyetle kıymetini var edip kaybettik canlarmış. Bulunca inşallah kıymetini biliriz. O kadar kadar dostluklarımız olmuş ki bu 26 ay boyunca hiç yalnız hissetmedim kendimi. Gerek mesajlarınızla annemin iletmeyi, gerek mektuplarınızla beni hiç yalnız bırakmadınız. Çıktığımda çok memnun, çok mutlu olmuştum ama buraya başladığım günden beri o kadar mutluyum ki Allah hiçbir şey yok bunu göstermesin. İnşallah hep beraber hep güzel şeyler yaşarız, hep güzel çalışmalarda bulunuruz. Hepinizi çok seviyorum, hepiniz benim için çok değerlisiniz. Biz de sizleri tekrar aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Tüm ekip arkadaşlarımız ve yönetim kurulu adına söylemiş olalım. Ve yakın zamanda Avras Sergisi'ne dahil olan aramızda yeni ancak mesleki kıdemi oldukça fazla. Yıllarını mesleğine adamış, birlikte de başarılı birçok işe imza atacağımıza inandığımız iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor İsmail Çelik alkışlarımızla kendinize dahil edin. Merhabalar, Doktor İsmail Çelik, İç Hastalıklarından bir hafta önce göreve başladım. Sizlerle ilgili çalışmalar yapacağımı, bana destek olacağınıza yer yok. Yeni yılın herkesin beklentilerini karşılamasını dileğiyle başlıyorum. Evet, işinde her zaman hızlı, başarılı, öğretici olan, insanlar tarafından sevilen başhemşire yardımcımız Ümran Karaman Bal, alkışlarla kendinize davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Acısıyla, tatlısıyla yine bir yıl geride bırakıyoruz. Zamanı durduramayız fakat içini doldurabiliriz. O yüzden ben de diyorum ki zamanımızı güzel geçirebileceğiniz, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu geçirebileceğiniz çok güzel bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi yıllar. Ve yine biliyoruz ki yeni yılda yine yaşlanmayan güzelliğiyle ve örnek insanlığıyla bizlere her zaman güzel şeyler, işler öğreten başhekimimiz uzman doktor Türkan Usta. Her türlü iyilikleri gönülden katılıyorum. İnşallah bizim için çok uzun yıl alamadığımız, çok daha güzel imzalar attığımız çok güzel bir yıl olur. Sağlıklı, huzurlu çalışmaya devam ederiz. Yıllarca huzurlar gider. Yeni çalışma arkadaşlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bugünün anlam ve önemine değineceği konuşmasını yapmak üzere Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu. Tabii 2018 biraz sıkıntılı geçti. Nurcan arkadaşımız da sıkıntısı burada biraz bahsetti. Ama kolay değil. Hayatta her şey başa gelebiliyor. Acısıyla, tatlısıyla geçtikten sonra şükür demek önemli. Tabii 18'de önemli şeyler yaşadık. Hep birçoklarımız çok kritik olaylar oldu. Ama buna rağmen herkes daha çok doların hakkı konuştu, pardon, euroyu konuştu. Onun için bunlar da dengeyi bozdu, ülkenin dengesini bozdu. Tabii kişilerin de dengesini bozdu, bizim de dengemizi bozdu. Biz de baktık ki elektrik geçen sene ki fiyatı %100 katlamış. Yani 100 lira giden yerde 200 lira. Temizlik malzemelerinde yine %200 fiyatlar artmış. Tıbbi malzemelerde, ameliyat malzemelerde gene aynı şekilde. Biz bunları aynı şekilde hastalarımıza yansıtmamız mümkün değil. Yansıtamıyoruz da, yansıtamayız da. Ama
yine duyuyorum çevreden de, bu ekonomik krizden dolayı da bazı hastaneler bizim doğum sayımız %70 azaldı diyor, %60 azaldı diyor. Aslında doğum sayısı özel hastanelerde en son azalacak hizmetlerden birisi. Ama ekonomik kriz olduğu zaman hastaları da etkiliyor, doğum yapacak insanlar da etkiliyor. Bir an önce bu kriz inşallah atlatılır. Yeniden ülkemizde ve ferdi olarak, kişi olarak da kendi aile bütçelerimizde yeniden düzelmeler olur inşallah. Biz 2018'de iyi bir plan yapmıştık. Tadilata girmiştik. Biraz tadilatımız da bu yüzden uzadı. Çünkü işi verdiğimiz kimseler de 10 liraya aldıkları malı maalesef alamadılar. Yeniden pazarlıklar değişti ve yakında 6. katı göreceksiniz. Bugünlerde bitmiş olması lazım da yapıldığı zaman hastanenin değişimi de hastane önemli şeyler katacaktır diye düşünüyorum. Hedefimizle yine yapacağımız bu tadilatlar belediyedeki iznini almıştık. Sağlık Bakanlığı'nda tekrar bunların mücadelesini verdik ama tekrar şu an projelerimiz orada. Bu değişimleri de aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'ndan da geçirmek zorundayız. Onlar da yakında geçecek. Biraz önce arkadaşlarımız gösterdi. 2018'de sağlıkta kalite yönünden çok iyi bir puan aldık. Yani 95 puan, 100 üzerinden. 95'e çok yakın bir puan. Bunlar önemli. Yani her hastaneye de nasip olmayan puanlar. Aynı şekilde İber Bey de bahsetti. Bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde 75 bin firma arasında ilk 500'e girmek önemliydi ve 374. olduk. Geçen bir önceki sene 415.ydi. Bunlar da bizim gurur duyduğumuz gelişmeler, sonuçlar ve bütün bunları yaparken sizlerin çok büyük emekleri ve katkıları var. Yani biz belki hep beraber bir şey yapalım diyoruz ama burada bizim söylememiz veya yapmak istememiz yetmiyor. Tüm arkadaşların burada gayret göstermesi önemli. Başta hasta memnuniyetini yaratacak gayret göstermesi önemli. Kurum içinde arkadaşların birbiriyle dayanışma içinde çalışmaları önemli. Sevgi, saygı önemli. Yani kurum kültürünü iyi benimsemeleri gerekiyor. Yani kurum içinde bir ruh oluşması gerekiyor. Herkesin dürüst olması gerekiyor. Açık, şeffaf olması gerekiyor. Çalışkan olması gerekiyor. Yani yaptığımız hizmetlerle hem hastalarımız bizden memnun olacak hem de biz gurur duyacağız. Evimize de onurla, gururla gideceğiz. Konuşmamı çok daha fazla uzatmayayım. 2019'un herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Biz bir aileyiz. Dileklerimizin en güzeli belki de ailemiz için olan dileklerdir. Onlara önce sağlık diyoruz, sağlık diliyoruz. Ve biz de burada bir güzel bir aileyiz, Avrasya ailesi. Ben herkese önce sağlık diyorum, sağlık diliyorum. Ve arkasından mutluluk, huzur, her şey gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni yıl dileklerimizin olduğu videonun en sonunda çok özel bir çalışma var.
bu güzel çalışmamızdan dolayı da tüm arkadaşlarımızı, diğer arkadaşlarımızı ve yönetim kurulu adına kutlamış olalım. Ve şimdi performans ödülü kısmına geçiyoruz. 2018'de performans değerlendirme analizi gerçekleştirildi. Her birey kendisini, aslını, etkileşim içinde olduğu kişileri, ekip arkadaşlarını ve amirleri değerlendirdi. Yaklaşık 9-10 kişi tarafından hem değerlendirildik hem değerlendirdik. 2018'de yapılan performans değerlendirme analizine göre de amirlerinden ve çalışma arkadaşlarından en yüksek puan almış 5 hasta bakıcı personelini de içinde başhekimin, başhemşirinin de bulunduğu yönetimde yapılan toplantıda ödüllendirme kararı verilmiş oldu. Evet, hasta bakıcı personeli işine gerektirdiği tüm görevleri zamanında eksiksiz, amirinin belirlediği görev yerlerinde ve en iyi şekilde gerçekleştirir. Görevlendirildiği alanın temizliğini üstlenir. Hastaların bakımı doğrultusunda ihtiyaç duyulan zamanlarda onlara gerekli desteği sağlar. Tabii ki hepiniz birbirinden değerli ve kıymetlisiniz. Olmazsa olmaz değerlerinizdensiniz. Öncelikli olarak bütün hasta bakıcı personelinize büyük bir alkış rica ediyoruz. Ve 5 hasta bakıcı personelimizin ödüllerini takdim etmek üzere de sırasıyla sahnemize davet ediyoruz. İlk olarak kendilerine söylenmiş olan notlarla başlamak istiyor ve sonrasında kendisini sahnemize davet etmek istiyoruz. Evet. 2002 yılından bu yana bizimle çalışan, emektar, özverili, sevgili ve işini hakkıyla yapan, problemleri yerinde ve zamanında çözen, çalışkan, ekip arkadaşlarıyla da uyum içinde çalışan ve 5 üzerinden 4.61 puanla çeyrek altın ödülünü almak üzere Yüksel Can Doğan'a büyük
ailesine ve bütün çalışanlara yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı personellerimizden, çalışma arkadaşlarının arasında en iyi performansla çalışırken, çalışma arkadaşlarını da olumlu bir şekilde yönlendiren özelliğiyle de farkını yaratıyor. 4.85 puanla yarım altın ödülünü almak üzere Mevlüt Tuzlu'nu alkışlar. Mevlüt Tosun gerçekten çok eski emektarlarımızda. Onun da bugün duygu ve düşüncelerini almak isteriz bu ödülden sonra. Hoş geldiniz diyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ayrıca ödül için de teşekkür ederim. İşini bilen, hiçbir görevden kaçmayan, ne görev verilirse verilsin, yargılamadan hakkıyla yapan personellerimizden. Herkes onun gibi çalışsa diyebileceğim nadir insanlardan. Doğru ve kaliteli iş yapar. Kendisiyle çalışıp memnun olmayan yöneticisi yoktur denmiş. 4.97 puanla tam altın ödülünü almak üzere Bilami Altın Soğuk. Thank you.
sevgili kıymetli izleyenlerimiz. Bu yeni yıl güzelliklerini nerede yaşıyoruz? Avrasya Hastanesi'nde yaşıyoruz. Ve Avrasya Hastaneler grubundan kıymetli hocamız bizlerle birlikteler. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi başhekimiz Türkan Usta hocamız bizlerle birlikteler. Ve hocamızdan bir mesaj alacağız. 2018 nasıl geçti? 2019'da neler bekliyor bizi? Güzel bir yıl oldu bizim için. Hastalarımıza şifa vermeye devam ettik. Güzel işlere imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah gelecek yılda da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepimiz için sağlıklı öncelikle mutlu ve huzurlu bir yıl olsun, barış dolu bir yıl olsun. Bu yılımızı aramayalım diyorum. Sağlıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. 2018'e elveda derken 2019'a merhaba diyoruz ve Avrasya Hastaneler grubundayız. Avrasya Hastaneler grubunda Zeytinburnu yerleşkesinde kıymetli hocamız Profesör Doktor Beşli Ertekin hocamız bizlerle birlikteler. Evet hocam, 2019'dan neler bekliyoruz? 2019 yılının inşallah önce çalışma arkadaşlarıma, sonra aileme, sonra Türk milletine sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu en güzel günlerle gelmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Ben Avrasya'da uzun yıllardır çalışıyorum. Burada olmak çok güzel, çok onur verici. İnşallah Allah bir daha hiç ayırmasın. 2019 benim için çok güzel başladı. İnşallah hep böyle devam eder, hep birlikte. 2018 iyisiyle kötüsüyle geride kaldı artık diyoruz. 2019 inşallah tüm Avrasya ailesi ve tüm çalışanlarımız bizler için sağlıklı, huzurlu, mutlu geçer inşallah. Ülkemiz için de her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. 2018 bitti. 2019'a merhaba diyoruz. Peki nerede merhaba dedik? Avrasya Hastaneler grubunda ve Zeytinburnu yerleşkesindeyiz. Ve bu güzel kurum personelleriyle birlikte çok da güzel anlar yaşadı. 2019'a merhaba dedik. Ve bizler de kıymetli hocamız İbrahim Urlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü Avrasya Hastaneler grubu İhracatçılar Birliği'nde de, Türkiye İhracatçılar Birliği'nde de gerçekten hak ettiği yer aldı. Ve örnek bir müessese, örnek bir kuruluş. Ve özel hastaneler içerisinde parmakla gösterilen bir kuruluş Avrasya Hastanemiz. Ve bu güzel kuruluşunda kıymetli, değerli büyüğümüz İbrahim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü yönetim kadrosu çok güzel. Buraya gelen hastalarla çok güzel ilgileniyorlar. Tam bir şifa kapısı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizim aile içi bir törenimize tanıklık yaptınız, gördünüz. Yaklaşık 200 bine yakın hastanın gelip girip çıktığı, günlerce binlerle ifade edilen rakamlarda bu hizmetleri üreten doktorlarımızı, hemşirelerimizi, personellerimizi gördünüz. Bu insanlara performans ödüllerinin dağıtılışını gördünüz. En yüksek puan alanlara tam altın, yarım altın, çeyrek altın, muhtelif biletler, hediyelerini gördünüz. O duygularını gördük. Dile kolay. Bir yılı tamamlamak başarıyla, hele hele 2018 gibi etrafımızda savaşların, ülkemizde krizlerin yaşandığı yerde biz çok şükür ayaktayız. Çok şükür başarıyoruz. Eksilmeden devam ediyoruz. Biz onları onların sayesinde yapılmadı. Onların çalışkanlıkları sayesinde, onların ilgileri, alakaları sayesinde yapılmadı düşüncesindeyim. Eğer onlar da ne mi lazım deselerdi, belki biz de bu rüzgardan, bu fırtınadan etkilenebilir idik diyorum. Evet, 2017 yılının İhracatçılar Meclisi'nin değerlendirmesine göre 75 bin firma içerisinden ilk 500'ün içerisine hizmet ihracatı kategorisinde 374. sırada girmişiz. Sağlık hizmetleri kategorisinde ciro bakımından 13. sıradayız ama insan sayısı bakımından biz çok önem veriyoruz. İnsan sermayesi kurumlar için diğer paradan daha kıymetlidir. Onun için bu motivasyon etkinliklerimiz de
insan sermayemizi güçlendirmek için, evet, insan sayısı bakımından da 6. sırada olduğumuzu görüyoruz. Bizleri mutlu eden sadece bu ihracatçılar meclisinin durumu, evet, çok önemli. Bu ülkenin hizmet ihraç edebilir, sağlık hizmeti ihraç edebilir olması. Dün bu ülkeden insanlar tüm Türk filmlerini izlediğiniz zaman, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız yurt dışına giderlerdi. Şimdi başkalarının başbakanları, cumhurbaşkanları, parlamenterleri bu ülkenin sağlık kuruluşlarından hizmet alıyorlar. Ülkemiz adına da teşekkür edilecek, gurur duyulacak bir şey. Bunun sürdürülebilirliği ve devam etmesini arzu ediyoruz. Gerçekten bu kuşağın yetiştirdiği hekimler çok kıymetli hekimler. Çok değerli. Çünkü bir anneler babalar en zeki çocuklarını doktor yaptılar. İnşallah bundan sonra da bu geldiğimiz seviyenin gerisine Türk tıbbı, Türk sağlık sektörü geriye gitmez dileklerini arzu ediyorum. Kurum olarak Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerinde 95 puanları almak gibi muhtelif başarılarımız var. Bir kurumun kurumsallaşması yetmiyor. O kurumu kuran aile fertlerinin de bu konuda kurumsallaşması gerekiyor. Biz o işi de başlattık. Aile üyelerinin de bir aile konseyini, aile meclisini, aile ofisini oluşturarak profesyonellerle daha dengeli, daha uyumlu bu işleri nasıl götüreceklerini programını yapmaktadırlar. Bu konuda çalışmaktadır. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm halkımıza, tüm insanlarımıza sağlık, mutluluk, başarı, bereket, huzur diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 2019 yılı hepimize barış, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirsin hocam. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. 2019 yılı huzur, mutluluk, barış getirsin, sağlık getirsin. Her şeyden önemlisi gönlümüzde ne varsa Yüce Yaradan onu önümüze koysun diyoruz. Bizler bugün Avrasya Hastanesi'ndeydik. Avrasya Hastanesi'nden sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar efendim.